10 günlük karpuz. Sadece kabuğuna eliyorum şu anda. 10 gündür dokunmadım. Evet. Şöyle oldu. Şu halde buldum. Şu anda evet. Evet. Kabuğu kalmış. İçerisinde bir miktar doğal ev çöpü de vardı. Fakat bütün karpuzun o kalın kabuğu, bir miktar da kırmızılık vardı. Tam karpuz, yarım karpuz değildi. Gerisi toprak olmuş. Neredeyse. Evet. Yavrular yemiş. Aslanlarım benim. Bunu bu şekil yarım karpuzu kapaklarken bir miktar da böyle yumurta kabuğu şey yapmıştım, ezmiştim. Onu da koydum ki içerisindeki pH çok böyle yükselmesin diye. Vallahi şu an gözüken o ki yenmiş. Burada ise bir diğer çekmecemiz. Ev ortamında, bu hobi ortamında şu mutfak çekmecesi o kadar güzel ki bu işler için. Şimdi şunlar karpuz kabuğu arkadaşlar, bakın. Karpuz kabuğu hakikaten kabuk olmuş. Karpuzun içi bitmiş. Görüyorsunuz. Bu kabuklarını bile atmıyorum, bazısı atıyor. Mesela bu bile bunlar için bir besin kaynağı. Zamanla o da yok olacak. Burada kavun kabukları kalmış. Bunlar böyle kalın kalın malzemelerdi. Toprağa ne atarsanız biter. Karpuz kabuklarından bazı içlerinde şey kalmış. Onlar da bitmiş, kendinden çimlenmiş. Vallahi ben bunu buraya bıraktığımda böyle bir yeşillik, bir karışıklık vardı. An itibariyle gösteri yapayım. Şöyle bir gösteri yapalım madem. Açtık o kadar. Simsiye. Evet. Bir sonraki çekmecemize geçelim bakalım. Evet, bir sonraki. Bu kartonları üstüne koymamın nedeni tamamen bunun altına, toprağın yüzeyine kadar çıksınlar. Bir de bu karton bir yalıtım malzemesidir. Sıcaklarda, soğuklarda. Buraya bir şey yapmıştım, fantazi olsun diye. Elma. Bu elmayı kaldırmak istiyorum. Bakayım ne çıkacak altından. Kaçırmayın. Kaçırmayın. Müthiş. Evet. Kıyma. Nasıl? Bir diğer projem. Bu da son çekmecemiz. Burada biraz fazla kompost yeni oluşmuş. Şurada ne var? Burada armuttu bu galiba ya. Evet. Böyle bir tam yiyecekleri gibi olmuş ama ulaşamamışlar. Çünkü şey yapamamış. Tam çürüyememiş. Ben şimdi bunu buraya tam ulaşsınlar diye şöyle bırakıp şunu gömeceğim ona. Bakın burada ne görüyorsunuz? Bir domatesin sapı. Hep bunları böyle atıyorum. Hiç sorun yok. Bunların tamamı eriyip yok oluyor ve bu hayvancıklar tarafından yeniyor. Böyle gömüyorum. Kompost sineği oluşmuş. Bu sineklerin oluşmasını engellemek için, bakın bunlar da şey, daha önce için yenmiş olan bostan. Kavun yani. Böyle gömüyorum. Kompost sineği biraz daha engeller. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim.